Asırlarca cihana hakim olmuş bir devletin bilimden uzak olduğu düşünülemez elbet. 700 yıl 3 kıtada hoşgörü ve adaletle varlığını koruyan Osmanlı'nın yıkılışı bile 100 yıl almıştı. Osmanlı Türkiye'sinde yetişen son büyük alimlerden olan Salih Zeki, matematikçi, astronom, fizikçi ve tarihçi kimliğiyle tanındı. Ülkemizdeki bilim tarihçiliğinin kurucusu kabul edilen Salih Zeki, 1864 yılında İstanbul'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Küçük yaşlarda annesini ve babasını yitirdi. 10 yaşındayken kendisi gibi yetim kalmış çocukların eğitimiyle ilgilenen Darüşşafaka'ya kabul edildi. Bilimsel zekası Darüşşafaka'daki öğretmenleri tarafından keşfedilen Salih Zeki'nin buradaki yaşamı bir dönüm noktası oldu. Özellikle matematiğe olan ilgisi ve kabiliyeti hocası Mehmet Nadir Bey'in dikkatini çekti. Osmanlı matematik tarihinin son büyük temsilcilerinden olan Mehmet Nadir Bey, Salih Zeki'yi özenle yetiştirdi. Darüşşafaka'yı birincilikle bitiren Salih Zeki, üç arkadaşıyla birlikte elektrik mühendisliği alanında yüksek öğrenim görmek üzere Paris'e gönderildi. Zeki mahlası da ona Paris'te zor bir problemi hemen çözmesi üzerine arkadaşı Ahmet Fahri tarafından verilmişti. Salih Zeki, Fransa'da bulunduğu yıllarda mühendislik eğitiminin yanında edebiyat, tarih, felsefe ve kültür alanlarında da kendini geliştirdi. Paris'te 2 yıl kaldıktan sonra 1887'de yurda dönen Salih Zeki, Telgraf Nezareti Fen Kalemi'ne mühendis olarak atandı. Görevine paralel olarak Darüşşafaka'yla Mektebi Mülkiye'nin orta ve lise kısmında matematik, fizik ve astronomi dersleri vermeye başladı. Bu tarihten itibaren orta ve lise düzeyinde kullanılmak üzere matematik, fizik, cebir, geometri ve astronomi ders kitapları hazırlamaya başladı. Liseler için hazırladığı ilk kitap, arkadaşı Ahmet Fahri ile birlikte Hikmet-i Tabiye yani fizik kitabıdır. İnsanlığı vahşetten bilim kurtarır diyen Salih Zeki'ye göre matematik, bütün bilimlerin temeli olan mükemmel bir bilimdir. Adeta evrende görülemeyecek kadar küçük gerçekleri gösteren bir mikroskoptur. Doğa yasalarının keşfi için de matematiksel bir düşünceye ihtiyaç duyulmaktadır. Salih Zeki, Batı'da geçirdiği yıllarda bilim tarihinin doğudaki yolculuğunun yeteri kadar bilinmediğini, hatta göz ardı edildiğini fark etti. Bu amaçla önce İslam öncesi Yunan ve Hint bilimi üzerine çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucunda 1889 yılında tamamladığı Hint Rakamları raporu makalesiyle Avrupa'da makalesi yayınlanan ilk Türk bilim insanı oldu. Salih Zeki'nin Türk astronomi tarihinde de önemli çalışmaları vardı. Osmanlı'nın ilk rasathanesi 16. yüzyılda Takiyüddin er-Raşid tarafından kurulmuştu. Osmanlı Devleti'nin ikinci rasathanesi Takiyüddin'den 400 yıl sonra Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Günümüzdeki Kandilli Rasathanesi'nin temeli olan Rasathane-i Amire'ye müdür olarak Salih Zeki Bey getirilmişti. Rasathane'de Darüşşafaka'daki hocası Emil Lacoigne ile takvim çalışmaları yaptı. Burada edindiği astronomi bilgisi onun başyapıtı olan Asar-ı Bakiye'nin yazılmasına temel teşkil etti. Görevi sırasında 1914'teki tam güneş tutulmasını gözlemlemek için Trabzon'a gelecek yabancı bilim adamlarına nezaret etmekle görevlendirildi. Salih Zeki, İstanbul kütüphanelerindeki ortaçağ İslam astronomi eserlerini ve Avrupa'dan temin ettiği matematik ve astronomi tarihi kitaplarını inceledi. Bu araştırma ve okumaları onun astronomi bilgisine tarihsel bir boyut kazandırdı. Elde ettiği bu birikim, ilk cildi 1899'da yayımlanacak olan Kamüs-ü Riyaziyat'ta ve Asar-ı Bakiye'nin astronomiye ayrılan ve yayımlanmayan 3. cildinde toplandı. Avalim-i Felekiye ve Yeni Kozmografya adında Fransızcadan tercüme 2 kitabı yayınlandı. Astronomi ders kitabı olarak basılan Muhtasar Kozmografya adında bir kitabı daha vardı. Yaşadığı toplumun bilimsel alanda gelişebilmesi için büyük emek harcayan Salih Zeki Bey, bugünkü adıyla İstanbul Üniversitesi olan Darülfünun'da da fizik, geometri ve astronomi dersleri verdi. Aynı kurumda rektörlük,
ve sonrasında Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Türk edebiyat tarihinin önemli yazarlarından Halide Edip Adıvar'la evlendi ve aynı yıllarda Matematiksel Bilimler Sözlüğü eseri üzerine çalışmaya başladı. 12 cilt olarak tasarlanan bu eserin sadece 2 cildi yayınlanabildi. Paris'te 1913 yılında ortak saate geçmek için toplanan uluslararası heyette Osmanlı'yı temsil etti ve Türkiye'de Greenwich saatine geçişin çalışmalarını başlatmış oldu. Fonetik, manyetizma, termodinamik, genel çekim, elektrik ve kılcallık, ihtimaller hesabı, akışkanların hareketi, dalga teorisi gibi kitapların yazarı olan matematikçi Salih Zeki'nin bilinen en önemli eseri Asar-ı Baki'dir. Eserine büyük astronomi ve matematik bilgini Ebu Reyhan el-Biruni'nin ölümsüz eserine atıfla Asar-ı Baki'ye ismini koymuştu. Asar-ı Baki'de İslam medeniyetinin bilimsel çalışmalarını günümüz bilim tarihi yöntemleriyle yeniden değerlendirdi. Asar-ı Baki'nin trigonometriden bahseden birinci, hesap ve cebirden bahseden ikinci cildi 1913 yılında İstanbul'da basıldı. Eserin astronomi ve tarihini ele alan kısmı ise yazma halinde olup hala İstanbul Üniversitesi kütüphanesi raflarında basılmayı bekliyor. Tüm yaşamını bilimsel çalışmalara adayan Salih Zeki'nin ülkemizdeki modern matematiğin kavranmasına katkısı tartışılmaz. Onun bilim anlayışındaki tarafsızlığı, Batı merkezli bilim tarihçiliğinin görmezden gelmeye çalıştığı İslam medeniyeti bilim mirasını yeniden aydınlattı.